Herkese merhaba. Rus yapımı zalan Lancet drone yani nesil savaş alanı kapasitesi artık tam kapasitede. Rus devlet medyasının bir raporuna göre, Zala Lancet, gelişmiş test aşamalarını başarıyla tamamladı ve operasyonel kullanıma girdi. Bu ileri teknoloji silahın, düşman hedeflerine karşı yüksek hassasiyetle saldırılar düzenleyebileceği, düşük uçuş profili ve küçük boyutu sayesinde düşman hava savunma sistemlerinden kaçınarak kritik altyapıya ve askeri teçhizata zarar verebileceği bildiriliyor. Hazırsanız, Zaaland Lancet'in savaş alanındaki rolü ve stratejik önemi hakkında daha fazla bilgi vermeye başlayalım. Tasarım özellikleri. Kompakt boyut ve ağırlık. Zaaland Lancet hafif ve taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu onun hızla konuşlandırılmasını ve çeşitli platformlardan fırlatılmasını kolaylaştırır. Aerodinamik yapı. Aerodinamik bir yapıya sahiptir. Bu da ona hava içinde yüksek manevra kabiliyeti ve istikrar sağlar. İşlevsellik. Kamikaze, intihar yeteneği, lancet kendini hedefe sürükleyerek ve patlayıcı savaş başlığını infilak ettirerek intihar görevleri için tasarlanmıştır. Bu düşman savunmalarını aşma ve belirli hedeflere hızlı ve doğrudan vuruşlar yapma yeteneği sağlar. Gelişmiş navigasyon ve hedefleme sistemleri, İHA, hedeflerini tespit etmek ve onlara doğru doğru bir şekilde ilerlemek için gelişmiş navigasyon ve hedefleme sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, Genellikle GPS ve diğer sensörlerle entegre edilmiştir ve yüksek hassasiyetli saldırılar yapmasını sağlar. Savaş başlığı patlayıcı yük, zılalan jet, farklı türdeki hedeflere karşı etkili olacak şekilde tasarlanmış patlayıcı savaş başlıkları taşır. Bu başlıklar, küçük ama yoğun patlama ile büyük hasar verebilir. Kontrol ve iletişim Uzaktan kontrol, İHA, operatörler tarafından uzaktan kontrol edilebilir. Bu, görev sırasında esneklik ve hedef ayarlama yeteneği sağlar. Güvenli iletişim bağlantısı, güvenli bir iletişim bağlantısı, operatörün drone ile sürekli iletişim içinde kalmasını ve gerektiğinde hedef değişiklikleri yapabilmesini sağlar. Kullanım senaryoları. Askeri harekatlar, özellikle düşman hava savunma sistemlerini, lojistik tesisleri veya yüksek değerli hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılır. Taktik saldırılar, düşman hatlarının arkasında sürpriz saldırılar ve taktik baskınlar için idealdir. Zalalancet, bu özellikleriyle modern savaş alanında, düşük maliyetli ama yüksek etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu tür silahların kullanımı, savaşın doğasını değiştiren ve etik, yasal ve güvenlikle ilgili yeni soruları gündeme getiren bir gelişmedir. Zalalancet'in kullanımı ve stratejik önemi, özellikle Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında daha detaylı bir şekilde ele alınabilir aktif kullanım. lancet, Rus güçleri tarafından Ukrayna'daki çatışmada aktif olarak kullanılmaktadır. Bu droneler, düşman mevzileri, tanklar, topçu birimleri ve diğer askeri hedeflere karşı kullanılıyor. Lancet'in etkinliği, düşman savunmalarına karşı hızlı ve beklenmedik saldırılar yapabilmesinden kaynaklanıyor. Hassas vuruş kabiliyeti, Lancet, yüksek hassasiyetli bir saldırı kabiliyetine sahiptir gelişmiş hedefleme sistemleri sayesinde, drone hedefi doğru bir şekilde tespit edip, minimal sivil hasarla vurabilir. Bu hassasiyet, özellikle kentsel savaş alanlarında veya düşmanın yoğun olarak savunduğu bölgelerde avantaj sağlar. Hava savunma sistemlerini aşma, zalalan jet, düşük uçuş profili ve küçük boyutu sayesinde, düşmanın hava savunma radarlarından kaçınılabilir. Bu özellik, Droneun düşman hava savunma sistemlerini geçerek arka hatlardaki kritik hedeflere ulaşmasını sağlar. Kritik altyapı ve askeri teçhizata zarar verme. Lancet, düşman altyapısına ve askeri teçhizata zarar vermek için tasarlanmıştır. Köprüler, komuta merkezleri, mühimmat depoları ve iletişim tesisleri gibi stratejik hedefler, bu dronelerin hedefleri arasında yer alabilir. Bu yetenek, düşmanın operasyonel kabiliyetini sınırlamak için kullanılır. Psikolojik etki, lancet'in kullanımı düşman birlikleri üzerinde önemli bir psikolojik etkiye sahiptir. Sürekli tehdit altında olmanın verdiği baskı, düşman birliklerinin moral ve operasyonel etkinliğini azaltabilir. Lojistik ve maliyet etkinliği, insansız hava araçları geleneksel hava gücüne kıyasla daha düşük maliyetli ve lojistik olarak daha esnektir. Zalan Lancet gibi droneler, düşük maliyetle yüksek etki sağlayarak savaş alanında maliyet etkin bir çözüm sunar. Bu özellikler, Zalan Lancet'in modern savaş alanında nasıl bir rol oynadığını ve bu tür insansız hava araçlarının gelecekteki çatışmalardan ne kadar önemli olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, Zalan Lancet, modern savaş alanında stratejik bir önemi sahip bir insansız hava aracıdır. Bu dronelerin kullanımı, düşük maliyetle yüksek etkili saldırılar yapabilme yeteneği sayesinde öne çıkmaktadır. Lancet'in hassas vuruş kabiliyeti, düşman hedeflerine karşı etkili ve seçici saldırılar yapmasını sağlarken, düşük uçuş profili ve küçük boyutu, düşmanın hava savunma sistemlerinden kaçınmasına olanak tanıyor. Kritik altyapıya ve askeri teçhizata zarar verebilme kabiliyetiyle, düşmanın operasyonel kabiliyetini ciddi şekilde sınırlayabilir. Ayrıca, düşman üzerinde psikolojik baskı yaratma ve operasyonel esneklik sağlama gibi ek avantajlara da sahiptir. Tüm bu özellikler, Zalan Lancet'in düşük maliyetli, yüksek etkili ve stratejik bir savaş aracı olarak değerini artırmaktadır. Bu tür insansız hava araçlarının kullanımı, Gelecekteki çatışmaların doğasını ve taktiklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak gibi görünmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.